Merhabalar Açık Beyin takipçileri. Yeni video serimize hoş geldiniz. Bu video serisinde Açık Beyin ailesiyle sizleri tanıştıracağız, konuşacağız. Bütün eğitimcilerimizle, bütün yol arkadaşlarımızla sizi tek tek tanıştırmayı amaçlıyoruz. Seriye başlarken en genç, en yeni üyemizle sizleri bir tanıştıralım dedik. Çünkü kendisi çok aktif, heyecanlı bir arkadaşımız. Dolayısıyla onu ilk yapalım. Böyle bir gaz gelsin, onun üzerine de çok güzel gidelim diye. Sevgili Ece Erdem'le beraberiz. Ececiğim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ece, 2 sene oldu biz tanışalım. 2 sene oldu yaklaşık. Evet. İlk İFA kampında tanışmıştık sizinle. İnsanın Fabrika Ayarları kampında, Uludağ'daydık. Uludağ'daki kampımızda ilk katılımcılarımızdan bir tanesiydi. Ondan sonra Ece'ye bir şeyler oldu. Ece bir yollardan geçti. Sonra tekrar ara ara böyle geldi gitti falan bir şeyler. Her seferinde değişik değişik bir şeyler yapıyordu. Çok hiperaktif bir arkadaşımız zaten. Ama en sonunda öyle enteresan bir yere geldi ki artık dedik Ece biz seninle biraz böyle bir gidelim bakalım. Olmuş yani bu işler bir yere doğru gidiyor. Biz Ece'den istifade etmek üzere Ece'nin hayatında biriktirdiği şeyleri Açık Beyin çatısı altında insanlarla paylaşmak üzere bir araya geldik. Bundan sonra inşallah bayağı enteresan böyle kıvrıntılı bir yol gideceğiz gibi gözüküyor. Öncelikle Ece'ciğim ne yaparsın ne edersin? Bir tanışma toplantısı malum bu. Şu anda milyonlar seni izliyor. En fazla 50 kişi izliyor bizim videoları. Bir stresi azaltıyor hocam rakamları düşürmek. Aynen öyle. Ne yaparsın ne edersin bize bir anlatsana. Hemen anlatayım. Hukuk fakültesi mezunuyum. Aslında hani kim olduğundan bahsederken hep önce ne yaptığımızı söyleriz ya. Hı hı. Bu da aslında kendimize verdiğimiz bir etiket. Bizim de çok uğraştığımız üzerinde didindiğimiz bir konu. Hukuk fakültesi mezunu oldum ama daha sonra bu işi yapmak istemediğime karar verdim. Hemen öyleyse niye? Niye? Hemen söyleyeyim. Hayat boyu aslında böyle büyük sorulara merakı olan biriydim. Hı hı. Ya ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Çok küçükken annem bana bir kitap okumuştu. Küçük Karabalık. O benim bütün devreleri bozmuş diye düşünüyorum. Şey okumayan vardır. Varsa mutlaka böyle bir baksın, onu çok isterim. Küçük Karabalık. Küçük Karabalık, evet. O küçük bir havuzun içinde aslında diye düşünebiliriz. Denizdir tabii ki büyük ihtimalle ama oradan çıkıp aslında daha büyük denizleri ve dünyayı keşfetmek istiyor. Yani bir nevi sınırlarını aşmak istiyordu Küçük Karabalık. Bu benim üzerimde çok büyük bir etki yaptı ve hep büyük sorularla meşgul oldum. Nereden geldim, nereye gidiyorum, bu hayat bu kadar mı, biz bu fanusun içinde mi gideceğiz sürekli diye. Dolayısıyla bu kafa yapısı aslında belki oraya uygun değildi ya da bizim bu işleyen sistemimize çok uygun değildi, artık bilmiyorum. Bu mesleği yapanlar da hani kendilerine uygun görüyorlarsa tabii ki de çok başarılı olacaklardır ama işte kişinin o parmak izine belki pek uyumlu değildi. Dolayısıyla mezun olduktan sonra o arayış devam etti. Üniversitede de yoga ve meditasyonla aslında bu arayışım sonucunda tanışmıştım. Ve bu işle de işte mindfulness, meditasyon, yogayla da 5-6 yıldır uğraşıyorum yaşım küçük olmasına rağmen. Acayip. O yüzden bu şekilde bir girişim oldu aslında. Büyük sorularla başlayan bir macera. Daha sonrasında sizin kitaplarınızla 2016 yıllarında tanıştım. Videolardan ilk gördüm, sonra kitaplarla. Sizi çok severdim ya, çok samimi. O ne peki, orada çeken şey ne? Yani mesela yazan çizen işlerde en çok dikkatini celbeden, bizi buluşturan şey ne olduğunu merak ediyorum. Bu böyle kulağa biraz kibirli gelmesin ama şöyle, ya dedim ki benim düşündüğüm şeylerin yankısı aslında burada. Hatta baya baya geliştirilmiş versiyonu. Ve çok samimi buldum yazdığınız şeyleri. Yani bir fikri aktarmakla bir fikri yaşayıp da onu içselleştirip aslında yaşatmak farklı şeyler. Evet. Ya bilgi toplayıcılığı yapmakla o bilgiyi sindirip sonra bilgi olmak farklı şeyler. Aslında orada onun ayrımına vardım biraz. Kitabın girişinde ben şey yazıyorum ya, yani ben de uzun süre kitap yazıp yayınlamaktan imtina etmiştim. Utanıyorum yani, ukalalık gibi geliyor. Yazdım alın okuyun falan diye. Ama aslında bir buluşma mektubu gibi yani işte böyle sonra tanışıklara sebep oluyor. Enteresan bağlantılar sağlıyor biraz. Çünkü sen biraz kafandakini, gönlündekini oraya döktüğün zaman işte böyle bir çağrışım oluyor demek ki. Bunun teyidi için soruyordum. Ya yazmaya devam edeyim diyorsun yani. Tabii ki hocam, kesinlikle. Senden de bekliyoruz bu arada. İnşallah. Evet. Sonra işte o İFA'da işte bir araya geldik. Ben kampı gördüm. Programına baktığım zaman çok doğru buldum gidişatını ve şey çok ilgimi çekti benim, bu dışarıdan içeriye doğru bir sistem var orada. Yani bedenle başlıyorsunuz ve daha soyut olanın farkındalığına doğru gidiyorsunuz, somuttan soyuta doğru. Bu aslında nöroevrimsel perspektife de uygun bir şey ve bunu gördüğüm zaman bundan çok etkilendim. Bir de bütüncül bir bakış açısı arıyordum ben hep. Yani hani bizim bu özelleşme hikayemiz var ya son zamanlarda çok. İşte sen şunun uzmanısın, sen bunun uzmanısın. Evet. Sanat, ama sanatçıya, sporcuya, dindiler gerçeğe falan da indirgemecilik oluyor. O zaman biz bütün resmi kaçırdığımız zaman insanı da anlayamaz hale geliyoruz. O yüzden çok
bütüncül bir bakış, ya holistik diyorlar herhalde buna. Bütüncül bir bakış olduğu için benim çok ilgimi çekti. Sonra kampa geldim. Kampa geldiğimde bana bir haller oldu. Yani bunu evet, amiyane tabirle söyleyebilirim. Sürekli çok fazla duygu hissedip bir de ağlamak da oluyordu. Ben bunu şifalanmak olarak aslında değerlendirdim. Biz neler yaptık orada? Meditasyonlarımız oldu, doğru yemek üzerine konuşmalarımız oldu. Hayret, merhamet, o sizin benim en sevdiğim basamaklarınız var. Onlar da beni çok etkilemişti. Konuşmalarda paylaşımlar, etkileşimler, insanların o samimiyeti ve o birleşmesi de çok etkiledi. Ben bunları hayatıma uyguladım. Öncesinde de aslında yapmaya çalışıyordum. Fakat oraya geldikten sonra orada büyük ihtimalle o insan faktörü ve her şeyin birleşmesi belki de. Hani... Tam bu noktada bir şey açmak istiyorum tabii biraz ki. Daha. İnsanlar genellikle soruyorlar. İnsanın fabrika ayarları, kampı çalışması nasıl bir şey oluyor falan filan diye de. Mesela işte 15-20 kişi vardı orada ilk kampımızda. Herkes farklı bir deneyim yaşıyordu da sana bu yolu açan farklılığı gözlemledim. Yani şimdi birçok insan o kampı, biz hepsiyle görüşüyoruz bu arada. Yani ilişkimiz devam ediyor. Böyle WhatsApp gruplarından falan hala yazışılıyor malum. Ama hepsi başka bir yola gidiyor. Seni bu yola sevk eden farka dair özellikle aklında gönlünde kalan bir şey varsa onu paylaşmanı özellikle isteyeceğim. Çünkü... Tamam. Ben mesela sana olan etkiyi hesap ederek ya da diğer eğitimci arkadaşlarımız bu etkileri hesap ederek orada konuşmuyorlar ama böyle kaotik bir şeyler çıkıyor, enteresan sonuçlar çıkıyor. O nasıl oluyor, onu merak ediyorum yani. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi beni en çok meşgul eden soru neden sorusu olduğu için. Bir hazırlıkla geldin o zaman. Bir soru vardı. Neden? Ya kendi içimi bilmeye çalışıyordum aslında. O içerideki sınırları, yargıları, düşünceleri. Ya bir özgürleşme çabası içindeydim açıkçası. Ve bunu nasıl yapabiliriz? Ya ben gerçeği olduğu gibi mi algılıyorum? Ya da gerçek nedir? Ya da o hakikaten algılanabilir bir şey mi? Bu arada dur, spoiler şey. Bu hatırlıyorum. İlk böyle şeyi anlatıyorum. Algı, gerçeklik falan işini. Ece'nin gözler gittikçe büyüyor, bir süre sonra kafa kayboldu, göz kaldı sadece böyle. Orada yani çok kilitlendiğini hatırlıyorum böyle dinlerken, enteresandı. Ve de böyle tüylerim diken diken oluyordu o şeyleri hissettiğim zaman, algıladığım zaman. Ben hakikati ve gerçeği aslında şöyle algılayabileceğimizi düşünüyorum. Bu çok ekstra bir bilgi oldu ama parantez verip hemen kapatacağım. Bedensel bazı reaksiyonlar oluyor. Yani hani işte tüylerin ürperiyor, bir hayret... bir şey geliyor. O zaman tamam, doğru yoldasın. O aslında içsel sinyalleri biraz takip ettim. Ve hep bu içerideki öz dediğimiz şey ne? Bizim gerçeğimiz ne? Bu görünenin arkasındaki şey ne? Beni en çok etkileyen o sunumda da bir yer vardı. Görünenin arkasını görmek. Ve o hayret duygusu. Dolayısıyla ben bunlara aslında biraz da cevap bulduğumu düşünüyorum. Yani ve bütün bu işte mindfulness'la birleşmesi, meditasyonlarla birleşmesi hep bir içe bakışı, kendini tanımayı. Kendine iyi bak göreceksin diyoruz ya. Ben de şey diyorum, şimdiye iyi bak göreceksin. O çok havalı. Evet, çok havalı. Çok havalı. Kendimizle buluştuğumuz zaman aslında hayatla buluşuyoruz. Ama öncelikle bu özümüz dediğimiz şeyin ne olduğunu keşfetmemiz lazım. Bana bu yolu açan da işte bunlar oradaki oldu. Ortam. Buradaki ya ortam. Bu benle ilgisi yok, onu söyleyeyim. Yani oradaki ortamla alakalı bir şey. Peki sonra neler yaptın sen? Kısaca böyle yani bir hızlandırılmış. Çok hızlı. İki sene bayağı yoğun geçmiş senin. Evet, benim için. Ama tabii bu arada sadece bu iş iki seneyle ilgili değil. Biraz önce anlattıklarını anladığım kadarıyla bir hazırlık evresi, uzun bir arayış evresi falan filan da bunun çok önemli besleyicisi. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Bundan önce de ben meditasyon düzenli yapıyordum. Yani bir şeyi alıp pratik haline getirme alışkanlığını oturtmuştum aslında. Sadece entelektüel düzeyde kalmamıştım. Açısından. Ben de hiç yok maalesef. Zorlanıyorum. Size direkt hal haline geldi. Ne bileyim, bilmiyorum. Vergesi belki olur yani. Dolayısıyla o oturttuğum şeyin üzerine bu son iki senede bir sistematik bir eğitim alarak, Zümre Atalay'dan aldığımız bir eğitim vardı. 8 haftalık Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı. Bunun orijinali MIT'de aslında geliştirilmiş. Jon Kabat-Zinn tarafından. Ve ilk kronik ağrı üzerinde... Ben bunun türevlerine iki tane tez yaptırdım bu arada Üsküdar Üniversitesi'nde. İki farklı türevi yani. Arkadaşların kendine göre uyarladığı türevleri. Enteresan sonuçlar var. Benim de nörofeedbackle karşılaştırdık bir şey falan. Ama hepsi farklı bir varyantı kullandı. Sen muhtemelen orijinal varyantı üzerine gidiyorsun. Evet, orijinal varyantı üzerinden gittiğimizi bizde, yani bize o şekilde anlatıyorlar. Program normalde stresi azaltmaya yönelik, fakat işte burada benim bu bütün birikimim ve bu insanın fabrika ayarları ve sizinle olan bağımız neticesinde bu aldığım eğitimden sonra da geldiğim nokta, tamam stresi azaltmak için biz bu programı uyguluyoruz ama bu stres döngüsünden çıkınca ne oluyor? Evet. Yani buradan sonraki hayat nedir? Buradan sonraki basamak nedir? Biz bunu gerçekleştirdikten sonra hani stresi yöneteceğiz. İşte iyi besleneceğiz, çok hareket edeceğiz vesaire. Ve sonrasında sınırları
aşacağız. O zaman ne oluyor? Bizim sınırları açıp kendi potansiyelimizi gerçekleştirebilmemiz için o bir türlü kendimizi keşfetmemize izin vermeyen stres döngüsünden çıkmamız lazım. Aynen. Bu programda bunun ilk adımlarını veriyor. Dolayısıyla artık hani bunları bir sentezleme, bunları birleştirme dönemi geçti 2 yıl içinde. Aslında bu dönemde psikoloji tekrardan okuyayım diye de İtalya'da bir üniversiteye aslında kabul aldım. Ama sonrasında kaderin cilvesi olmadı. Geri dönmek zorunda kaldım. Hayırlısı olmuş diyelim. Ve sonra da sizinle kontak kurup bu düşüncelerimi ve sentezleri hayata geçirmek isterim. Süper. Tabii çok özetle ve hızlı anlattın ama benim burada en önemli yakaladığım şey yani neredeyse hayatım boyunca devam eden bir sorgulamanın yolda karşılaştığın her vesileyi cevaba dönüştürmesi gibi enteresan bir hikaye var burada. Evet doğru. Yani dışarıdan şifalanma bekliyoruz ya hep. Yani biri gelsin bir ilaç versin, bir dokunsun, bir şey anlatsın, öyle aydınlanayım falan filan. Yani aslında hep anlatmaya çalıştığım şey biz de arayışta insanlarız. Arayışta insanlar buluştuğu zaman enteresan bir şeyler oluyor. İFA kampında da zaten gördün sen katıldığında da diğer katılımcılarımız da öyle. Biz de genellikle bu kafada hep böyle insanları çekiyoruz ve böyle insanlardan hem öğreniyoruz hem de onlarla bir şey paylaşma şansımız daha kolay oluyor. Dolayısıyla anlaşılıyor. Şimdi sen de bundan sonra artık yavaş yavaş paylaşarak öğrenen bir ailenin içerisinde enteresan bir şeyler yapmaya başladın. Neler yapmayı planlıyorsun açık beyinde bize onları bir anlatsana. Kabaca kafandaki plan, gönlündeki plan diyeyim daha doğrusu. Sen biraz kafadan gönülden giden bir insansın. Çünkü neler var? Gönlümdeki plan aslında şu. Sizin de dediğiniz gibi kendimizi keşif yolculuğumuz hep devam ediyor. Benim ilk istediğim şey bir döngüde olduğumuzu fark ettirmek. Evet. En önemli bizim de uğraştığımız şey onu görmeyi sağlamak. Bu arada seninle daha önce yaptığımız konuşmalarda, yazışmalarda söylediğim bir şey çok önemli. Onu burada tekrar masaya koymak isterim. Stres döngüsü bir süre sonra sana dünyayı bambaşka gösteriyor. Yani onun içerisinde adeta renkli bir fanus ya da işte buzlu bir camın içindeymiş gibi her şey bulanık, her şey anlamsız, mekanik, her şeyi otomatik, bağlantısız görüyorsun. Kesinlikle. Ve o fanus kırıldığında yani o döngüden çıktığında aslında çok da başka bir şey yapılmasına gerek kalmıyor çünkü çok şaşırtıcı bir gerçeklik değişimi oluyor dışarıda. Evet hocam çok güzel bir noktadan yakaladınız. Biz hep şuna uğraşıyoruz. İşte çok fazla kitap okuyayım, çok fazla eğitim alayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yani montelemeye çalışıyoruz ama evet. Temel çürük. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Biz aslında kendimizi böyle bir kap gibi düşünürsek bizim önce o kabı bir boşaltmamız, bir temizlememiz lazım. Evet. Ya ben de kendimi bir temizlik işçisi gibi görüyorum galiba. Evet. Öyle söyleyebilirim. Çünkü hep üzerinde uğraştığım şey kendimde de buydu. Sonrasında biz bu temizliği yaptıkça, toprağımızı da suladıkça çiçeklerimiz kendiliğinden açacak. O gün bir gün gelecek. Ha bak, dünyanın her yerinde hayat fışkırdığı gibi orada da sen bir temizle, orada da toprağı öğreniyorsun. Orada da kesinlikle böyle olacak. Dolayısıyla çok fazla şey öğrenip doldurmaktansa biraz temizlemeye yönelik, yani gönlüm bunu istiyor. Biraz temizleyelim ki o potansiyelimiz kendini gösterebilsin. Bizim böyle insanlarda değerli bulduğumuz, sevdiğimiz, hayranlık duyduğumuz özellikler aslında özseldir. Yani o bütün eklediğimiz düşünceler, yargılar, öğrendiklerimizi bıraktığımız zaman gerçekte içimizden çıkan şey aslında. Yapay olan da o yüzden bize çok sevimsiz geliyor. Evet, mesela, ekleme olan. Evet, öyledir. Hep samimiyet arıyoruz falan biraz da onunla ilgili. Peki bu temizliği hangi aşamalarda yapıyorsun? Nasıl bir süreç? Bir kısaca bize anlatsana. Tabii ki bulunduğumuz yer, hayattaki yolculuğumuz hepimizin farklı olabilir. Ama ilk başta yapmaya çalıştığımız şey bu 8 haftalık kurslarla da burada açmayı planladığımız ilk başta bir döngü içinde olduğumuzu keşfettirmek. Bu nasıldır? Bir tepki vermek yerine gözlemci olarak düşüncelerimizi, duygularımızı, bedenimizi gözlemlemeyi öğrenmemiz gerekiyor ki neyin içinde olduğumuzu bir kavrayalım ve içinde olduğumuz şeyle aramızda bir mesafe oluşsun. Demin bir şey söyledin. İFA'daki deneyimi anlatırken bedenle bilmekten bahsettin. Hı-hı, tüyler diken diken oluyor, bir şey oluyor. Şimdi senin zaten süre giden o eğitimlerin, işte bedeni dinlemeye, içine okumaya dair tecrübelerin aslında aynı dersi dinleyen birçok insandan farklı bir şey fark etmene sebep oluyor. Dolayısıyla sanıyorum o ilk bölümde bunu açmaya çalışıyorsun. Çünkü beden gerçekten bir şey söylüyor bize. Yani bedenin üzerinden gelen mesajlar var. Onları okumakla ilgili galiba işte bu ilk fanusu temizleme çalışmaları galiba bu. Evet, kesinlikle öyle. Sizin aynen ifade yaptığınız gibi, bizim de artık diyebilirim ifade yaptığımız gibi. Diyeceğim, yaptığımız gibi dışarıdan içeriye doğru işleyen bir sistem. Sistematik olarak aşama aşama ilerliyor. Önce bedenin farkındalığı dışarıdan. Bir de aynı zamanda ben yoga eğitmenliği de yapıyorum bir süredir. Bunu söylemeyi unutmuştum, ekleyeyim dedim. Dolayısıyla bedendeki bazı sinyalleri okuduğumuz zaman zihnimizin söylediği şeylerle bedenin bize verdiği bilgeliğin çoğu zaman çatıştığını
Evet. Göreceğiz. Zihnimiz akıldan konuşuyor. Evet, öbürü duygulardan konuşuyor. Aynen. Ve bu ikisinin arasındaki fark ve mesafe diyelim, açılmaya başladıkça aslında gerçek benim ne olduğunu ve topladığımız ve ben sandığımız şeyin ne olduğunu ayırt etmeye başlayacağız. Evet. Stres de aslında, şimdi bir takım tabii ki kimyasal reaksiyonlar var, dışarıdaki uyaranlarla da alakalı. Fakat benim kendi tecrübemde ve deneyimimde gördüğüm bir şey, aslında olayları yorumlayış biçimimizle de çok alakalı. Düşüncelerimizle ve inandıklarımızla. Bana sorsan tamamen onunla alakalıdır. Aslında ben de onu söylemek istiyorum. Yani öyle. Tabii yumuşak söylemek zorunda kalıyoruz ama evet, aslında hemen hemen hepsi onunla alakalı. İnandıklarımızla alakalı, evet, sorgulamadıklarımızla. Ya ne oluyor? Çok basit bir örnek vereyim. İşte annemi görüyorum, çocuğum mesela. Ve annem mutfakta yemek yaparken anneme bir şey anlatmaya çalışıyorum heyecanla. Annem somurtuyor ve beni dinlemiyor. Yapıştırdım yargıyı. Annem beni sevmiyor. Annem benimle ilgilenmiyor. Buna inandığım anda bu bende bir veri tabanı gibi çalışmaya başlıyor. Evet. Şimdi bu doğru olmayabilir. Biz burada gözlem yapa yapa aslında bu düşüncelerin kendiliğinden çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir konuşma terapisinden tabii ki çok farklı. Çünkü orada da aslında can sıkıcı bir hikaye anlattıkça o devreleri güçlendirmek gibi bir şey de olabiliyor. Aynen. Biz bunun üzerine çıkıp bakmayı hedefliyoruz. Benim farkındalık. Evet. Sonrasında ortalara doğru stres döngüsünü iyice anlatıyoruz ve zorlayıcı duygularla başa çıkmayı artık öğretmeye başlıyoruz. Bu sefer bedende hissettiklerimizi nasıl karşılayacağız? Hı-hı. Biz bunları da yargılamaya çok meyilli olduğumuz için buna nasıl şefkat göstereceğiz ve kendimizi nasıl olduğumuz halimizle kabul edeceğiz? Bütün olanları şimdi de biz hep şöyle düşünüyoruz hocam. Şimdi İşte eğlenelim, şimdi güzeldir. Carpe diem. Hadi carpe diem. Fakat şimdi dediğimiz şey aslında can sıkıcı şeylerle de yüzleşmeyi sağlayacak bir şeydir. Ya şimdi dediğinizde o anda ne varsa, tabii, ya şurada gördüğüm işte bardak şu bu değil. Benim iç dünyamda da neler oluyorsa o da şimdidir. Dolayısıyla bunlara da bir kabul vermek gerekecek. Bir yüzleşme sağlamaya başlayacağız 4. 5. haftadan sonra. Kavga etmek yerine kabul makamına bir geçeceğiz. Kesinlikle. Yani. Ve kabulden sonra da, çünkü fark etmediğimizi değiştiremeyiz. Fark ettiğimize de doğru bir yaklaşımla, kabulle, şefkatle, yargılamadan yaklaşırsak işimiz kolaylaşır. Sonrasında da bu değişmeyi zaten gözlemlemeye başlayacağız. Şimdi şeyi hayal edebiliyorum. Sinirli bir şekilde bizi seyreden varsa evinde şu anda, oh diyor, şefkat mevkat yardırıyor. Bunların da işi kolay falan filan. Böyle şey sanılıyor böyle konuşulduğu zaman. Şimdi bu kelimeler de biraz kirletilmiş ya biliyorsun. Evet. Hani bunların bir eli yağda bir eli balda. Tabii. Her işleri tıkırında böyle şefkat sevelim öpelim falan. Aslında mevzunun tam da bu noktada, yani böyle hisseden insanlara gerekli olduğunun ben bir de altını çizmek kesinlikle isterim. Çünkü şu anda YouTube videoların çok güzel bir özelliği var. Bizi evde izleyen insanlar genellikle yalnız izliyorlar. İzlerlerse bile birkaç kişiyle beraber ama dar bir çevreyle izliyorlar. Ve özel bir deneyimdir aslında YouTube videosu. Ve buradan verdiğim mesaj daha keskin bir şekilde oluşuyor. Bir kere bu kanalda bu videoyu izleyen boşuna burayı izlemiyor. Yani arada bir şekilde buldu bizi. Merhaba, tekrar hoş geldin. Ve onların hissettikleri şeyler de onlar aslında bu konuyla ilgili çok şey söylüyor. O açıdan hani bu oluşabilecek duygunun da önemli bir mesaj olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ben konuşurken çok rastlıyorum böyle şeylere. Çok ne diyorsun doğru sen hocam. Ki burada belki şunu da daha özdeşlik kurulabilmesi açısından vermek gerekebilir. Ben de hani öyle bir eli yağda bir eli balda bir ergenlik ve çocukluk geçirmedim yani açıkçası. Zorlantılarım yani ve zorlanmalarım aslında beni bu noktaya getirdi. Hep öyle. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Ve hani çok çözüm de aradım sıkıntılarımı. Niye böyle hissediyorum? Niye işte sürekli bir sıkıntı yaşıyorum? Kaygı bozukluğu çok. İşte panik ataklar mı yaşamadım geçmişimde? Bunları da iyi etmek istiyorsunuz aslında. Fakat bunları iyi ettikten sonra işte o sınırları aşma mevzusu da başlıyor. Başka bir dünyaya. Kabaca 8 haftalık bir deneyim boyunca böyle bir süreçten geçecek insanlar. Peki sen sadece tabii bunu deneyimlemedin. Bir sürü hani çantanda malzeme dolu da. Önceki Ece ile sonraki Ece. Şimdi ben sana bir şey dedim hatırlıyorsan geçen haftalarda geldi. Sana ya sende bir değişiklik var dedim yani. Bir şey var sende. Çünkü biz bayağıdır görmemiştim ben seni yazışıyorduk falan filan. Önceki Ece ile sonraki Ece arasındaki farkı en kısa şekilde nasıl nitelersin? Yani ne yapıyor bu durum? Ne olacak yani insanlar bunu yapınca ne olur? Şimdi insanlar bunu yapınca şu oluyor. İnşallah oluyor yani. Hazırsa. Kısmetse. Hazırsa evet, zaten gelmiş oluyor. Hoca çıkmış oluyor. Benim anladığım kadarıyla olan şey şuydu.
kendin olabiliyorsun. Doğal olabiliyorsun. Doğal olabildiğin için hayatın akışıyla birlikte akabiliyorsun. Hı. Doğal olmak, ya hayatındaki, şimdi biz ilk başta şunları iyi etmek istiyoruz ya, ilişkilerim bozuk olabilir, iş yerinde çok stresli olabilirim. Evet, bunlar gerekli. Bunların sonucunda aslında hayatımızın bütün alanları iyileşiyor ama bunun nedeni kendimiz olmayı başarmak. Kendimizle aramızdaki mesafe azalıyor. Programa başlar başlamaz. Sonrasında eğer zamanı geldiyse de kendimizle bütünleşme sağlanıyor diyebilirim. Özellikle bu videoyu çekmeyi bunun için istedim. Çünkü bunları yazılı olarak insana anlatmak istersen ama video insanı tanımak için aslında bayağı iyi bir araç. Yani yüz yüze görüşme kadar olmasa da bayağı bilgi veriyor. Bakın işte böyle bir şey oluyor. Ben bunu seviyorum, bu sonucu. Sanki hani benimle ilgisi varmış gibi hava atamayacağım kadar kompleks bir durum. Arada ama ben yolda, her yere yazıyorum hocam. Eyvallah. Arada Sinan yolda Canan, karşılaşmış Sinan olmamızın bize tek söyleyeceği şey doğru bir yolda gittiğimiz. Yani makul bir, hayırlı bir yolda gittiğimizi gösteriyor. İlk çırağımızdan geleceğin ustasını yetiştirmişiz diye hava atabiliriz zannediyorum. Mesela Açık Bey'in ailesinde Ece'yi burada görmekten, onun eğitimlerinden ve deneyimlerinden istifade etmekten biz mutluyuz. Yakında Açık Bey'in eğitimi takipte kalın. Burada yaptığımız bütün aktiviteleri biz özellikle Instagram'dan ve web sayfamızdan, oradaki takvim bölümünden bol bol paylaşıyoruz zaten herkesle. Ece'nin eğitimlerine de inşallah yakında başlayacağız. Tekrar Açık Bey'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle beraber olmak çok güzel. Hadi bakalım bundan sonra neler olacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.